Minişler, siyah ikizler. Ay baba, burası ne kadar da güzel bir yer. Ayrıca hiçbir insan yok, sadece doğa kokusu ve doğa sesleri var. Ay abla, ilk defa mı görüyorsun? Sana ne bir kere benim tepkimden? Belki ilk defa görmüşümdür, belki görmemişimdir. Sana ne? Of, tamam kızlar, daha pikniğe başlamadık bile. Sessiz olun biraz. Kızlar mı? Anne, erkeğim ben. Her neyse, ben şunu sereyim de siz de yemekleri yerleştirin. Şimdi kahvaltı edelim, ondan sonra öğle yemeğini de yeriz. Yani kahvaltı dediğim birkaç tane atıştırmalık yiyelim. Baba ya, zaten kahvaltıyla duruyoruz. Ayrıca saat olmuş 2. Bir şeyler yiyelim, niye yemiyoruz ki? Bence de hayatım ya. Şimdilik yemekleri koy da yiyelim bir güzelce. Sonra doğa yürüyüşü falan yaparız. İyi, tamam o zaman. Tamam hayatım, artık yiyecekleri yerleştirebiliriz. Tamam, ben çayı falan hazırlayayım. Siz o zamana kadar uzaklaşmadan çiçeklere falan bakın, tamam mı? Tamam anne, buralarda dolaşırız zaten. Bana bak, sakın başka bir yere gitme, tamam mı? Of abla, tamam. Başka yere gidersen bize patlar olay. Şuralara falan bak işte. Of Allah'ım. Ne değişik ablam var ya. Anne, burada kalsam olur mu? Tamam tatlım, sen bana yardımcı ol o zaman. Tamam. Ne kadar güzel de bir çiçek. Oo, kocaman. Allah'ım, ne kadar güzel kokuyor. Wow, küçük uğur böceği. Gerçekten de mis gibi kokuyormuş. Burada da bir sürü bitki var. Tamam. Kızım, sen de çayları doldurur musun? Tabii ki de doldururum anne. Yani bize meyve suyu değil mi? Evet kızım. Tamam o zaman. Anne, sanırım meyve suyunu getirmeyi unutmuşsun. Çünkü maalesef çantada meyve suyunu göremedim. Aa, hayır ama ben getirdiğimi hatırlıyorum. Hayır anne, vişne suyu var. Onun meyve suyu yok. Of, doğru. Sadece güllü cupcake dışında ablanla sen meyve suyunu, yani meyve suyu değil de kiraz vişne suyunu sevmiyorsunuz. O zaman sadece güllü cupcake'e koyarım. Neyse anne, ben şunları doldurayım en iyisi. Dikkatli ol kızım. Tamam anneş. Şş, doldurdum. Anne, baba, bakın ne buldum. Ne oldu güllü cupcake? Bizi korkutma lütfen. Anne bakın. Bakın, burada bir köprü buldum. Oo, çok güzel. Ayrıca sizlere bir sürprizim var. Burada göl olduğu için aslında şöyle bir şeye binebiliriz. Hemen getireyim sizler için. Bakın yeni aldım. Oh, vay canına. Ne kadar da güzel. Baba bu da nedir? Bu bir gerçekten adını bilmiyorum ama galiba bunun üzerine böyle binip şuraya da çocuğunu oturtturup böyle böyle denizin üzerinde geziyorsun. Ben bineceğim tabii ki. Hayır, ben bineceğim. Hayır, ben bineceğim. İkiniz de bilmeyeceksiniz. En önce Karamel binecek. Ya ama anne. Tamam çocuklar, daha değil. Yemek yedikten sonra bineceğiz. Şimdilik bu burada dursun. Hadi yemek hazır mı? Yiyelim artık. Oo. Yum yum yum.
Durun çocuklar, birkaç tane daha şey getireceğim. Olamaz, karamel düştü. Tamam. Karamel mi? Anne hep onun adını unutuyorsun. Onun adı fıstıklı ezme. Tamam kızım. Az şey getirmişiz ama olsun. Hadi o zaman yemeğe başlayalım. Patates kızartmasına bayıldım. Gerçekten tadı harika. Anne ya, pizza niye bu kadar küçük? Bilmiyorum kızım gerçekten. Ah. Ben bunu yiyeceğim. Hayır ya, onu ben yiyecektim Güllü Kapriket. Niye ona dokunuyorsun? Ayrıca abla, biz kardeş değil miyiz? Benim ağzım oraya gelse ne olacak? Sen de yersin. Of, senden nefret ediyorum Güllü Kapkek. Aa, kardeş öyle söylenir mi? Hemen özür dile. Anne, ben çocuk muyum Allah aşkına? Hemen özür dile ne ya? Ama kızım, kardeşine öyle denmez. Aman desin. Zaten ben de onu sevmiyorum. Hayır çocuklar, kardeşler birbirini sever. Sadece çok fazla kavga ediyorsunuz. Siz de karamel gibi olsanız. Ay anne, sen de karameli taktın yani. Bizi sevmiyor musun acaba? Of tamam, piknikte kavga edilmez. Hadi yemeğinize bakın. Yum. Oh, gerçekten de çok doydum. Evet, az şey olmasına rağmen çok doyurucuydu abla. Evet, özellikle şu mama harikuladeydi. Çaylar da çok güzeldi. Ellerine sağlık hanımcığım. Afiyet olsun herkese. O zaman artık biraz doğa yürüyüşü yaptıktan sonra suyla oynamaya ne dersiniz? Evet. Ama ilk buraları toplamama yardım edeceksiniz. Ben yardım etmem. Siz ne yapıyorsanız yapın. Of. Her neyse, siz toplarsınız herhalde. Evet anne, sen de yardım edersen. Of, tamam, hadi başlayalım o zaman toplamaya. Oy. Abla biraz dikkatli olabilirsin. Ben bunu götürürüm kızım. Of, niye hep düşüyorum ki? Allah'ım, benden büyük çaydanlıkları var annemin. Toplayalım bakalım. Tamamdır. Her şey toplandı mı? Evet babacığım, her şeyi topladık karamel ile. Evet, ölçüyü topladık. Ondan sonra tabakları topladık. Çaydanlıkları ve bardakları topladık. Yani her şey tamamlandı diyebiliriz. Ben de her zaman düşmesem keşke. O zaman hadi artık şuradaki nehirde birazcık yüzelim. Evet. Yuhu. Eğleniyor musun oğlum? Evet baba, çok güzel. Gel birazcık da şöyle. Oh, şu taraflara gidelim. Biz geliyoruz. Ah, gerçekten de çok güzel. Değil mi kızım? Hı. Oh, anne, o kadar çok yüzdüm ki. İnan bacaklarım yoruldu artık. Her yerim ıslandı. Kızım biliyor musun? Bu köprünün bir hikayesi var. Öyle mi? Neymiş hikayesi? Korkar mısın bilmiyorum. O kadar korkunç değil ama çok eskiden 1950 yıllarında buralarda bir tane ikizlerin olduğu söyleniyormuş. Bunlar siyahla beyaz ikizlermiş. Bir tanesinin burnu mor, bir tanesininki pembeymiş. Çok gizemlilermiş. Buradan geçen herkes onlara baktığında onlara göz kırpmadan bakıyorlarmış. Ama şu anda gittikleri söyleniyor. Anne, hala var mıdırlar acaba? Hayır kızım, tabii ki de öyle bir şey yok. Bu şehir efsanesi gibi bir şey aslında.
Zaten gördüğün gibi köprü siyah siyah bir şekilde. Bundan dolayı onlara siyah ikizler deniyormuş. Çünkü onların da vücutları ve gözlerindeki morluklar siyahmış. Yuhu! Dın 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 dın. Sıra da kim binecek? Ninaba! Of oğlum sus bakayım sen. Sanırım artık biz binebiliriz. Hayatım bu biraz tehlikeli değil mi? Yani fıstık ezmesi için. Bir şey olmaz. O zaten gelmeyecek. Oğlum sen bakarsın değil mi? Bakamam anne, o da gelmek zorunda. İnemiyorum ki. Aa, inemiyorum. Heh, indim artık. Sorry köprü. Hadi binin. Tamam biniyoruz. Gel bakalım fıstık ezmesi, sen de geleceksin. Hayatım bekle, şunu takacağım. Evet arkadaşlar, nasıl yavrumu kucağıma alıyorum. Bugün onu izleyeceksiniz. Çok akıllıyım. Evet. Ups. Tamam artık gidebiliriz. Buraya sığmayacağım için buranın üstüne çıkacağım. Olamaz. Neyse. Of kardeşim biz kaldık. Bir de karamel. Merhaba. Galiba ne yapacağımızı biliyorum. Saklambaç oynayacağız. Evet. Evet, abla sen ebe olur musun? Hayır ya, haksızlık. Neden hep ben ebe oluyorum? Olmaz abla, sen ebe olacaksın. Of tamam, sayıyorum o zaman. Bir, iki, üç. Ama farklı bir yere gitmek yok. Tamam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, sola, sap. Ya, önüm, sağım, sağım, sola, saklam. Neyse, saklam yana be. Burada mısınız? Ah, buraya nasıl saklansınlar? Burada mısınız? Burada mısınız? Of, nerede bunlar? Ya kayboldularsa? Yok canım, kaybolmamışlardır. Ayrıca onlar akıllılar. Pes ediyorum, çıkın artık. Daha yüksek mi duyurmalıydım? Pes ediyorum. Olamaz. Yoksa korktum başıma mı geliyor? Yoksa onları kayıp mı ettim? Yok canım, belki de sesimi duymuyorlardır. Bir süre sonra çıkmaları lazım ama. Annemle babam da yok. Ne yapacağım şimdi? Yoksa burada mı kaldım? Of, birazcık bekleyeyim en iyisi şurada. Yarım saat sonra. Neden kimse yok? Acaba gerçekten onları kaybetmiş olabilir miyim? Kardeşim de yok. Bebek kardeşim. Doğru, o annemle gitmişti. Onun son oyuncağı. Hadi ama yarım saat sonra gelmeleri lazım. Galiba kayboldum. Galiba annemle babam artık kardeşlerimle beraber gittiler, terk ettiler beni. Acaba bu köprüden mi gittiler? Ben uyurken kardeşlerim bu köprüden gitmiş olabilir mi acaba? Ama ben bu köprüden gitmeye korkuyorum. Ya gerçekten siyah ve beyaz ikizler oradalarsa? Ah hadi canım, annem bunun bir efsane olduğunu söyledi. Bence artık gidebilirim. Bu köprü de o kadar eskiydi, eski ki yerinde durmuyor. Tamam, gitmeliyim ama ondan önce yine bakmam lazım etrafa. Tamam, gerçekten yok. Sanırım artık son çıkışım orası. Chikori chikori do. Nina nina nina. Bu kimin sesi? Acaba kardeşlerim mi geldi? Chikori chikori down. Chikori chikori down down. Chikori Siz de kimsiniz? Ayrıca neden şarkı söylemeyi bıraktınız ve bana dik dik bakıyorsunuz? Şarkınız birden kesildi. Ve şimdi... Bunlar yoksa annemin dediği kişiler mi? Of arkadaşlar, ekran bayağı bulanık ya. Neden olduğunu anlamadım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Mecbur böyle izleyeceksiniz.
Siz de kimsiniz böyle? Ve ayrıca acaba annemin bahsettiği kişiler siz misiniz? Gerçekten öyle olabilir çünkü hiç göz kırpmadan bana bakıyorlar. Ve renkleri siyahla beyaz. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Oh, Allah'ım vallahi korkmaya başladım. Acaba buradan gitsem mi? Gidin ne olur. Ne olur bana bir şey yapmayın. Neden beni öptün şimdi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abla iyi misin acaba? Gerçekten abla kendine değilsin. Çocuklar ne oluyor ablanıza? Nasıl nehirden geldim ya? Ne oldu kızım iyi misin? Bunların hepsi bir rüya mıydı? Yani o ikizler yok değil mi? Ne ikizleri? Biz ikiz değiliz ki. Evet. Ne ikizi kızım? Köprüden mi bahsediyorsun? Gerçekten de yoklar. Tamam yoklar. Anne, bahsettiğin ikizleri gördüm. Çok korkunçlardı. Ah, kızım onların gerçek olmadığını söylemiştim. Sanırım onlardan etkilendin. Evet, olabilir. Hadi artık eve gidelim. Bu saçmalığa son vermem lazım. Olamaz, fıstık ezmesi bebeğim. Özür dilerim tatlım. Abla çok garipsin. Değilim. Bu arada arkadaşlar, ikizler bölümünde bu kamera bayağı bulanık çıktı. Nedenini anlayamadım. Eğer size de bulanıksa arkadaşlar kusura bakmayın maalesef. Böyle çıktı. Ne olduğunu anlamadım galiba kameram bozuk. Bilmiyorum inşallah kötü bir şey olmaz ama bulanık çıktı. Bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'ım niye insanlar bizi korkunç sanıyor sence? Ben de bilmiyorum. Aslında biz çok tatlı köpekleriz öyle değil mi? Evet, ikiz olmamıza rağmen bizi sevmiyorlar. Evet, bu köprüyü çok sevmemize rağmen bu köprüyü büyük babamız yaptı. Ama hala bu köprüyü korkunç buluyorlar. Evet, ama bana ne? Ne yapayım, ne yapayım? Tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Bu köprüyü sevmiyorlarsa da ne yapayım? Neyse, görüşürüz arkadaşlar.